Eritrositler kaçta iken ağırlığı? -19 gram. 10 üstü -9 gram. Yani ne demek yani bu? 0 bütün 8'den 10 gram diyor. Doğru mu? 9'dan 10 1 gram diyor. Doğru mu? Eritrositler şuna. Demek ne demek bunlar? Organizmlarda hücreler, kattalığı çıkarttılar. Şekli çıkarttılar. Ağırlığı çıkarttılar. Cüdeyen birbirinden farklı rafı. Hücreler siz bir kıl tasavvuruyla yiyip bulmayın diyor. Şunu yapsa? Her kıl hücreler bulursun. İyi şimdi bana hücreler hakkında evgörat hücrelerini tolu ağzı yapıp ayet veremem mi ağzı? Ayet verişten aldın sıra gitti. Mutfili değilse. Bunu aldığını eğer batarken ötükende kim istedir olsa ayet veriyor. Doğru mu? Kaysi mutfili miyim ne silerden? Ha, mamuk. O eşsizdeyken ha, hele ki. Fil bola değil, fil olun diye hele ki. Mamuk da orkasından kuyu yürüyor. Görüyor musun lan? Ha? Bu hale mamuk içi de hortum. Mesela bir lan? Mamuk içi de, içi de. Kanakadır hayat oladı içi de. Ooo, ha? Şakal oladı, ha? Ha, kanakal indi. Odan muhsege hayvancalar bu içi. Ha? Bir gözün dünyası boladı. Koyanlar ki hayatta işen bir. Doğru mu? Görüyor musun lan? Şükür mü sen be? Yani yok, bir de bir türlü görmüş. Az yedik öğrenmeyiz. Çok. Demek, yuvarı bir esna olasın. Şuna kadar cereyol, bu yılda hayat, kadar kadar hayat bu arada doğru mu? Bizi hazır örgüde bir hücayramıza, hücayramızda kadar kadar hayatı cereyollar var. Bir de bu, mesela adamda 70 milyon artı hücayra olsa, kadar hücayralar, bir de hücayra bir de şeker de yok. Çünkü. Bir de cüdeyen mürekkep cereyonlar olur. Az tasavvur siz, en, ne demek ki? Burası kitap okuyken aldı, kitap okuması gereği de tasavvur kılış gereği. Tasavvur kılış gereği olsa iki kere geç gereği. Şunu yapsın, şundaki yerin nasıl cüdeyen zor çünmez. Ciddi o kitap okuyup, et diyor, tam şöyle şöyle diyor, Türkiye'de de onun da kendine girmeye işler sen. Niye de başka nasıl olup olan, torunuz da anlaşıp olan. Hayalde ne olmuş gereği de, şunu yapsın, tasavvur olarak. Boktur. Şimdi kim burada sağolun ya? Biz takısın. Şimdi eş tane sağol. Demek ki evgaret hücayların takdiği bir kısmı üçteyken hücayların takdiği bir kısmı. Membran mı? Sitoplazma çıkıyor. Membran mı? Sitoplazma. Ve yavru. Üçte takdiği bir kısım var. Sitoplazma çıkıyor. Membran mı? Sitoplazma ve yavru var. Sitoplazma çıkıyor. Membran mı? Evgaret hücayları. Evgaret hücayları. Var mı? Hayır geçti sen. Bu sefer çeker hafızı sen mi gibi? Bana bu. Çeker hafızı oldu. Saplazmatik membran. Saplazmatik membran ne diyor? Hala trikorganizmler için universal diyor. Kim bu işten kalktığınız var? U. Prokaryot olsun, eukaryot olsun, trikorganizm. Hala için universal. Ne için universal? Sabah saplazmatik membran iki katar olup cöyleşken lipidler. Doğru mu? İki katar olup cöyleşken lipidler ve lipidlerini taşkarısıya, içkarısıya batıp kirgen oksin donatçılardan ibaret eken. Doğru mu? Kut düşündü yıkılıp kullas. Saplazmatik membranı yani hücayranı devarı iki katar lipid, iki katar oksin donatçılardan taşkit okuyan eken. Bak ama trik organizmler için bunu yer sağlık. Şunlarla oldu mu? Lekin mesela zamburudaki kıtın, haşaratlardaki hücre kabuğu kıtın, doğru mu? Zamburu haşaratlardaki kıtın. Hayvanlardaki hücre divarı glikokakalix. Usulüllerdeki selüloza bir kilit çatkanı bası kaladı, kim kopya etti? Bakterilerdeki murein, kökeşi soğutlardaki tek iyi divarı. Deyip, bunda acayip su yok. Saplazmatik membrana hamatrik organizmler için universal diyor kızı. Bunda bu yap kayırdan geldi, ya sağ oldu ulan. Doğru mu? Bu yerge saplazmatik membrana ge, bana kuduş saplazmatik membrana hemen asıl bırakalım. Yerine, mesela o sonun ilerge kuduşun ge, kuduşun ge, selüloza bırakıp kilit çatken hava olsa kadar. Bana kuduşu, hani iki kadar lipid, iki kadar oksür geçince selüloza bırakıp da, hemen hava olsa kadar kilit çatken hava olsa kadar. Kimde? O sonun ilerge. Kuduşun ge, hayvanlar ge, kuduşun ge, saplazmatik membrana ge, glikogen bırakıp, glikogen bırakıp. Hayvanlarda glikokakalix ni hosil qiladi. Zamburug'larda xitin sima modda bir ekan, xitinni hosil qiladi. Bakteriyalarda mureyni hosil qiladi ekan, ko'kalik suvlarda pektinni hosil qiladi.
Şunlar demek hücre endi böyle sözlerde işaretsiz kıynanamam ben. Hücre devarı hücreleri orap duruyor. Sapazmaz membranı pardası bir xil. Üstüdeki üstüge nima bir kişiye qara devor o'zgarib qoladi. Tushunyapsizlar? Demak, hamma organizmlarda demak devor boshqa. Endi masalan so'zlanishga qiynalaman deydi. Demak, o'zingiz tushunyapsizmi jarayon, to'g'rimi? Bu hujayralar sapazmatik membrana, sapazmatik membrana. Ana shu biz tasavvur qilgan shaharimizning chegarasida. To'g'rimi? Chegarada. To'g'rimi? Bu davlat deydi, shahar deydi, davlat deydi. Bo'lavora? Juda hozir demek hücrelerin birinci tarkibi kısmı ne demekken? Sitoplazmatik membrana. Membrananın vazifeleri var iken, eğer okuyken bu siz doğru mu? Membrananın bana vazifeleri var iken. Kim ayet edilir? Bağlaştırış, üst hücrelerin içi değil. O gün hücrelerin de böyle bağlaştırış. Buna yakılış, o tepkiş. O'tkazuvchanlik ta'minlaydi ekan, to'g'rimi? Tayanch vazifasini bajaradi ekan, lekin hayvonlarda tayanch bo'lmaydi. Chunki ularda glikogen birikadi, to'g'rimi? Ha, yaxshi. Demak, saplazmatik membrananing birinchi vazifasi nima ekan? O'tkazuvchanlik, to'g'rimi? Vazifalar. Birinci demek vazifeler birincisi demek ki ötkazuvchanlik. Ötkazuvchanlik de demek ötkazuvchanlik. Ana şu hücreye kerak bo'lgan yoki hücrede keraksiz bo'lgan mahsulotlar chiqarilganda kerakli bo'lgan narsalar kirgizish vazifasini bajaradi, to'g'rimi? Membrana orqali moddalar o'tishini 6 xil usuli bor. 6 xil usuli bor. Birinchi demek ötkazuvchanlikning birinchi usuli kanalchalar orqali o'tish. Kanalçalar orkalı ötüş. Teşikler orkalı ötüş deyken. Ya ki poralar orkalı ötüş, kanalçalar orkalı ötüş deyken sorular. Mesela şahaya girerken de, buramın davleti girerken de, ya çekeren ötüldü, ya teşikler ötüldü, doğru mu? Teşikler ötüldüken de, neki kimdir yoldan verildi diye. Doğru mu? Hamayda teşik vardı, ayeti ötü geçirerek, doğru mu? Ha? Yoldan verildi. Hücayla değil mi? Şuna kadar kanakadır pora, teşikler, teşikler var. Şu teşiklerden küçük, İyonlar ve küçük molekular ve moddalar şu teşiklerden ötar. Ne kim yoldan verir? Kremetler. Kanalçalar yapar. Şu neler mi? Demek. İkinci usul. Difuzi yolu arkayı ötüş. Difuzya yo'li orqali o'tish bu gaz moddalarda o'tish. Masalan, hujayraga qaysi xondomni keladi? Kapillyar. Oxiri kapillyarlar yo'q. To'g'rimi? Kapillyarlar kislorod bilan ta'minlanadi. Hujayralar tashqarisida, ya'ni qon tomirlarida kislorodning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Hujayralarning ichida kislorodning konsentratsiyasi past bo'ladi. Hujayralar tashqarisida karbondioksidning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Hücayrın taşkarsa karbondan gidin kasitresası pas bulalım. Difuze yolu akali ölçüş, kendi ölçüş bu. Gaz moddalarda ölçüşü, kendi ölçüşü gaz moddalarda yukarı konsentrasyadan pas cayı ölçüşü. Şu yapsın mı? Şu difuze yolu akali ölçüş. Difuze yolu akali ne moddayken kurulası yapalım? Gaz moddalarda ölçüş. Kanalçalar akali kendi moddalarda ölçüş. İyonlar ve küçük molekulari moddalarda ölçüş. Şu yapsın mı? Üçüncü usul. Üçüncü usul ortalar faal tanlap ötkazış. Faal tanlap ötkazış. Ana, hozir endi nimaga maqtayotganimni aytaman. Kitobda shunaqa san'at bilan yozib qo'yganda. Faal tanlap ötkazış passiv diffuziya emas. Nimadir? Diffuziyani ham aytib ketyapti, dedi. Beni bir yolu şuna yazı yaptı. Difuziya, difuziya ne yaptı? Difuziya ne oldu okuyan zannettir, difuziya ne koş geldi yaptı. Bir tuz olayım, doğru mu? Ki favalarla ve tuz uçağını yapın oraya. Hala o tuz uçağını. Hücayran taşkarısı kaysa iyon köpek yani. Demek ki hücayran taşkarısı natri iyonu köp bulan. Hücayran içkarısı natri?
kam bo'ladi. Hujayralarning ichkarisida kaliy ko'p bo'ladi. Tashqarida kaliy kam bo'ladi. Faol taraf tanlab o'tkazuvchanlikda energiya sarfi bilan bo'ladi o'tkazish. Nima uchun? Chunki hujayralarning ichkarisida kaliy ko'p, lekin qanaqadir jarayon uchun yana kaliy kerak. O'zi yetarli. To'g'rimi? Iloji yo'q energiya sarfi bilan bu energiya kuch bilan kirishga majbur bo'ladi. Masalan, xonada, tasavvur qiling, xonamizda 50 to'q hujudi. To'g'rimi? 50 to'q. Tashqaridan yana bir 5 kishi kiraman deyapti. Mavzu juda qiziq bo'lyapti, bir kirayichi deb. 5 kishi kiraman deyapti. Biz endi ularni tanlab kirgizamiz, o'qilgan, to'g'rimi? Lekin ularni kirish uchun 50 to'q. Yana kirgizish kerak-da. Energiya ketadimi? Kuch ketadimi? Xuddi shunaqa. Tashqari ichkarida kaliy ko'p ekanmi? Ha? O'zi kaliy ko'p ichkarida, yetadi. Lekin kaliy kirish kerak-da, zarur. Nima qiladi? Aktiv energiyasi ketadi. Energiya bu energiya nima u? Aktiv deb tushunadi. Ujarda aktiv degan energiya bor. Aktiv nima qiladi? Buni ichkariga kirgizishga harakat qiladi. Shu kitobda shunaqa deb yozyaptimi? Ashu uchun passiv difuziya emasmi deyapti? Osongina o'tib ketgan. Faol talab sizchalik o'z nomi bilan. Energiya sarf bilan bo'ladi. Tushundingizmi endi? Dördüncü usul, bunu uzun ayet veriyorum çünkü bu kerek osmuz. Osmuz ne mi? Osmuz natri klor tamirleydi, osmuz orkali su da. Su da. Ayetti ki oz hakkinsini bir olgu ayet veriyorum ben. Şeker akışı üstü sebsiz mi oladı? Su çıkardı. Su da çıkışını kim tamirle veriyor? Su tamirle veriyor. Hani tamirle yaptı? Taşkan hujayralar ichkarisidan tashqarisidan natriy klorining konsentratsiyasi 0.9% bo'ladi. Tashqarida konsentratsiya yuqori ketdi, yuqori bo'lib ketdimi natriy klor? Natriy klor. Iloji yo'q, uni ham normaga yetkazishga harakat qiladi. Tirik organizm hujayrasi. Shu paytda suv tashqariga chiqib ketadi, suv tashqariga chiqish. Normaga yetkazishga harakat qiladi. Bu natijada deva plazmoliz bo'ladi. Va suv chiqadi. Hujayrada bu shunaqa jarayon bo'ladi. Suvni ozayishi kamayishiga qarab natriy klor ham o'zgarish xususiyatiga ega. Bu vazifa, lekin bu vazifa 60% vazifasi natriy klorga bog'liq. 60 suv o'tishini 60%ini tuzamaylar beradi. Tushunyapsizmi? Bu demak, keyingi suv qaysi bo'lgan bo'lsin. Faoltalarni tuzuvchanligini qanday modda o'tayotgan aytmay ketibmiz. Nima o'tayotgan faoltalar? Bunda ham iyonlar va kichik molekulalar modda. Ikkita suv bog'liq. Birincisi fagositoz. İkincisi pinositoz. Yani dördüncüsü fagositoz, beşincisi pinositoz. Demek katkı modellerde ötüşü, yirik molekulları, mesela oksinler, uglevodlarının ötüşü fagositoz yoluna ötüşü. Ne var bu olarak? Ne var bana membran? Membranın orkali modda hücreye ötüyekken mi ötüyekken de? Hujayra membranasi uni qamrab olarkan. Botib kirib qamrayaptimi qarang mana. Botib kirib turib qamrayaptimi? I o'tda shunday vaqtda hosil hujayraga kirib ketadi. Bu fagositoz deyiladi. Lekin qattiq moddalarda o'tishib fagositoz deyiladi. Chunki fageo degani nima degan ekan? Yemoq degani. Pinositoz suyuq moddalarda, pino degani ichmoq degani. Masalan, tasavvur qiling, siz nonni ichaman, choyni yeyman demaysiz, to'g'rimi? Demak, nonni qamrab olasiz. Choyni o'zi botib kirib ketaveradi. To'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Demak, pinositoz ham botib kirib ketadi, lekin uni qamrab olmaydi-da, xolos membrana. Tushunyapsizmi? Fagositoz ham botib kiradi, lekin fagositozni qamrab oladi. Tasavvur qiling, non joyga o'rnatasiz. Tushunarlimi? Non bo'lsa fagositoz, choy bo'lsa pinositoz. Ma'lum bo'lyapti, to'g'rimi? Yaxshi. Demak, membrana orqali moddalarni o'tishini 6 xil usuli bor ekan. Umuman olganda membrana o'tkazuvchanlik vazifasi 6 xil. Qaytaramiz. Kanalchalar orqali o'tish, iyonlar va kichik molekulali moddalar o'tadi. Diffuziyalar orqali. Gaz moddalari. Faoltalar o'tkazuvchan. Iyonlar va kichik molekulalar. Yaxshi. Osmos orqali. Suv. Kim ta'minlaydi osmos? Natriy klor. Fagositoz orqali. Pinositoz. Bu membranani bu birinchi vazifasi edi. Qaysi vazifasi? O'tkazuvchanlik vazifasi. Membranani vazifasi ko'p dedik. Masalan, boshqa hujayralar bilan bog'lanish vazifasi nima deyiladi? To'g'ri, qanday bog'lanadi?
Onu bağlayıp koyun. Hangi bağlayıp koyun? Ne olay ki? Yok. Cahaya da acayip çıkartıyorum. Suyunu yapayım. Zıç bıraktı bir stokumu var hani. Doğru mu? Bu cahaya da acayip çıkartıyorum. Zıç bıraktı bir stokumu boş bu cahaya var. Bağlayıp koyun çünkü. Ne ki? Yani açın. Burmalar olsun da var hani. O kadar değil mi özü? Kitap ki. Doğru, ama doğru. Hemen o kişi gibi dursa bu medyayı doğru mu? Hemen o kişi gibi dursa kim gitme olacak? Hazır o kişi gibi bana geliyor yapsız değil mi? Doğru mu? Şuna kapattı doğru mu? Zihir gibi yapsız değil mi? Buranın kendine bir ürünle şuurlar yapsız. Siz kapta bu sizi bu nasıl değil mi? Yüreğe mi zihir geldi? Fakat eğer buranın bir ürünle işbirine şuurlanmaz, işlemesiz. Hazır Masaj da. Yap yok bu. Okuyan lan okuyun. Bilgen. Çünerli mi? Demek şunaka vazifeleri var. Doğru mu yani ya? Ama ben yukarı götürdüm. Şimdi Bucayra'nın kendi tarkibi kısmı. Hani demek Bucayra'nın çıksından tarkibi olarak şu tarkibi kısmı olarak sitoplazmatik membranı, sitoplazma ve yadro. Doğru mu? Şimdi yadro iki membrandan geldi. Şimdi sitoplazma, sitoplazma. Hücrenin içindeki yarım suyuk madde sokuyor. Sitoplazmada hücrenin organoidleri joylaşır. Organoidlerde biz ana şu devletteki kanakta zavodlar yoksak olamaz. Çünkü kaysa bir durum, nemenendir işler çıkardı, nemenendir parçalıydı, buzda da gazavotlar var, parçalıydı. Sen gazavotlar var, azgür abi. İşemlesiniz. Azgür. Lekin bundan oldu etkide var. Sitoplazma bulan protoplazmanın farkı yedi olmayıp yok uçura, doğru mu? Sitoplazma mı? Protoplazma. Oysa sitoplazma sito hücayra, plazma suyu oluydu yani. Yani hücayra suyu oluydu ki sitoplazma. Eğer biz hücrenin üçü tarkibi kısmı bordesek, membrana sitoplazma yadro diyor musek? O zaman düşünelim sitoplazma, ha? Hücrenin içindeki yarım suyu oluyor mu? Protoplazma olsa membranasız hücrenin bütün borluğu protoplazma diyorlar. Protoplazmaya yadroya gibi bir tane. Sitoplazmadan farklı. Düşünelim oldu mu? Düşünelim oldu mu? Sitoplazmadan farkı protoplazmaya yadro ham kirib ketadi. Membranani qo'shmasak protoplazma deyiladi. Tushunarli bo'ldimi? Umumiyada protoplazma 830 9-yilda chem olimi yadro bir tomonidan aniqlandi. To'g'rimi? Bizi. Na plazmatik tor. Endo plazmatik torga e'tibor bering, nomiga e'tibor bering, nima deyapti? Endo plazmatik tor. Nima tushunyapsiz? Endo ichki plazma suyuqlik tordir. Ya'ni ichki suyuqlikdagi tor degani. Bo'ldi shu endo plazmatik tor. Hujayralarning ichki suyuqligidagi tor endo plazmatik tor deydi. Haqiqatan ham endo plazmatik tor mana. O'xshayaptimi? Torga hücrenin içki suyuqluğu, yani sitoplazma suyuqluğu doğru mu? Çünkü içindeki tor. Endoplazmatik tor ham hücrenin organoidi. Fakat bana bir tomoni sitoplazmatik membrananın içki membranasiga birikkan qarang. Bir uchi. İkinci tomoni sitoplazmatik yadroning tashqi membranasiga birikkan. Va nimani hosil qilyapti? Torni hosil qilyapti. Shuning uchun endoplazmadagi tor degan. Yani hücrenin endo degan içki degan ekan, plazma suyuqlik tor degan. Bo'ldi. Endoplazmatik tor endi ikki xil bo'ladi. Silliq endoplazmatik tor bo'ladi, donador endoplazmatik tor bo'ladi. Mana donador. Donador deyishligiga sabab donador endoplazmatik torning membranasida ribosomalar bo'ladigan. Shuning uchun donador endoplazmatik tor deyiladi. Endoplazmatik tor hujayraning bir membranali organoid. Kaç dolar bir membranı, kaç dolar iki membranı. Doğru mu? Bugün maşine böyle oldu mu endoplazmatik tor diye? Yani ne kadar taşıdı orken? Endoplazmatik tor.
Sıllık membranları kızıl kızıl sopunun yanatı. Vakti ola bulamıyken? Bulamıyken vakti ola. Bana kanı açıldı he özür. Şunu yaptılar, iyi vakti olalar ya bulamıyken. Vakti ola diken demedi geldi bu. Fek çağırdı geldi. Doğru mu? Hop. Ende bazı vakit o. Bana şu şakardaki katta yollar yok şeydi, katta trastalar yok şeydi. Şunu da yazıyor, da gerek kitap okuyan mı siz? Siz bu sırlar yine plazmatik tur bulan mı? Dona olayım, yine plazmatik tur bulan mı? Yine plazmatik tur bulan mı? Kelam bu cehirde yine plazmatik tur bulan mı? Vazifesi de yaptı. Bu cehirlerine ümumi içki eğlenme hızımı sokmadı. Modellerde u ya ki bu cahaya, u ya ki bu cahaya taşımayız vazifesi de yaptı. Doğru da bana uzun. Kendi tarafı bir şey yaptı mı? Kendi yolu da bu. Şakarlı. Özbekistan Respublik. Doğru mu? Bu kaysinde bazmaktı doğru buluştan kalktı. Bu şaharda en yapışanımız, bu yollarda yapışanımız sıllığı hakkında en doğru hakkında. Sıllığı en bazmaktı doğru da şimdi zavutçalar buna gelin ki bu yollarda. Bu yollarda. Sıllığı en bazmaktı doğru da vazifesi, vazifesi. Ulim o sintez kıladık yani. Yağlı sintez kıladık. Sintez kılıç değil yani hasıl kılıç değil. Sintez kılıç. Doğru mu? Peki hazın kılıç izleyen bu doğru. Hiç mi mağabey? Doğru mu? Sintez kılıç. Ulas yalan. Nemen sintez kılayken? Ulevot bulan yağdı sintez kılayken. Mesela, endoplazm hücayrada hemen organoidlara kaysa organoid buluşuna katılmaz. Hemen hücayrada harikalı ulardı muhtar. Mesela, bir de davlatta kaysa tür zavod kaptar aldı, doğru mu? Mesela, bazı bir davlatlarda maşine zavod kaptar aldı. Ne doğrudur şöyle, cihim var, doğru mu? Bazı bir Türkiye'lerde tekstil zavodlar. Doğru mu? Bizi hücayrelerimizde kaysa hücayreliğe karak organoidlerinin miktarı kalkılarken. Şunu yapsın mı? Yazıp koyayım hangi? Birinci organoid kaysiken demek. Endo plazmatik tu. İki kılarken sıllık kazandı. Sıllık endoplazmatik tur diye yaptı. Ciğer hücayrelerde köp bulur diye yaptı. Ne için? Çünkü glikogen bu glivot da ciğer hücayrelerde glikogen sintezini şirak eder. Şunu yapsın mı? Aşın için ciğer hücayrelerde köp bekler. Ya ki yok hücayrelerde. Yok hücayrelerde köp bekler. Çünkü yok sintez kılat ya. Şunu yapsın mı? Ya ki o sürümlüğü de uruğu da köp bekler. Sıllık endoplazmatik. Nimaga? Chunki o'simlikning urug'i uglevod sintez qiladi. Yo'q-a, men kam ko'proq ko'pol uglevod sintez qiladi, to'g'rimi? Shuning uchun bu o'simlikning urug'ida, jigar hujayralarida, yog' bezlarida bular ko'paygan. Qaysilar? Mana shu organoid. Donorlar endoplazma. Donorlar endoplazma tutur. Oqsil sintez qiladi. Oqsil sintez qilishligiga sabab uning membranalarida ribosomalar borligi. Ana shuning uchun ham biz ribosoma borligi uchun ham donor endoplazmatik tur deyiladi, donor. Ha? I ribosoma borligi uchun ham oqsil sintez qiladi. Tushundinglarmi? Nimadir sintez qiladigan, nimadir ishlab chiqaryapti degan. Tushunyapsizmi? Yaxshi. Endoplazmatik tur hujayrani umumiy hajmini 30% yoki 50% hajmini egallaydi. Hajm birligida. Tushunamiz-a? Mana ribosoma. Ribosomani biz 8-chi martadagi 8 raqamga o'xshataman. Tushunganmi? Nima ekan otta buni? Ribosoma. Ribosomaning kattaligi 15-35 nanometr. Nano degan 9 degan. Metr degan nima degan? 10 darajasida -9 metr. Bilara? Kimyoda bor-ku? Nanan degan deysizlar-ku? Degan o'ntaligi, nanan nechtaligi? 9 tarligi. To'g'rimi aslida? Demak,
ribosom var neydi? 1 nanometre dedi. Bedir ribosom var katları 15-35 nanometre. Mikrometre ben kiçkine narsa bu. Şunu yazları. Ribosom var neyi okşattım ben? 8'i okşattım. Ne için? Çünkü ikide yumalak, yaksız tarafından ibaret. Biri katta, biri kiçiği de yazgıydı yapıştık. Doğru mu? Bana aşıdı. Aşıdı ya, şuna kalır. Ribosomlarning 50% oqsa, 50% nukleinik kislota. Yarim oqsa, yarim nukleinik kislota. Ya'ni tarkibi nima? Oqsil va nukleinik kislota. Nima degani bu? Nukleoprotein. Ya'ni nukleoprotein, protein oqsil degani bu. Shu yerda sizlar ikkita narsani o'tdik, nukleoprotein. Birinchisi ribosoma, ikkinchisi İkincisi virüs. Virüsün kabuğu kapsülü oksa, virüsün içinde ya DNA'sı var ya RNA'sı var. Bu nükleik kislota yani nükleo protein. Sizga bir savol beradi. Biologiyada bir-biriga bog'liq savollar. Nükleo proteinni aniqlang. Kim yozadi? O'lat, vabo, qoqshol, bakteriyalar, adenin virus, kuydirgi, qizilcha. Ribosomlar da koşup gider. Ne işte sen adam nesilin yürüyorsun? Şunu yapsın mı? Demek siz nukleoproteinler de doğrusuz gibi. Virüsler girerdi, ribosomlar girerdi, sana çıkar olursuz gibi. Şunu yapsın, açın tüyün kereyemiz. Demek şu oldu ya, ribosomların vazifesi, hani hasıl vazifesi nerede? Doğru mu? Ribosomların vazifesi oksijen sentez kılış. Ribosom hazır ki herkese etken. İndi donador endoplazmatik tüyü membranasında bulunurken ribosom oksijen sentez kılarken. Sitoplazmada erken halatta bulunurken ribosom. Yadroda taşkı membranasında bulunurken ribosom. Üçtasını ettin mi? Yadro çok önemli. Çapa geldim, kaçan bir adet. Ezmin yok. Demek ribosomların uzun yan kayırdan dur hazır mı bulunur? Ribosomların uzun, uzun. Uzlar. Yadrodagi DNKdan hosil bo'ladi. Bo'l. Endi ribosoma qarang. Ribosoma o'zi yarim oqsildan tashkil topgan narsa ekan, to'g'rimi? O'zi oqsildan sintez qiladi. Masalan, g'isht ishlab chiqaradigan zavod bor-ku, zavodda. G'isht ishlab chiqaradi. To'g'rimi? O'zi g'isht o'zi zavoddan nimadandir tuzilgan. G'ishtdan, to'g'rimi? To'g'rimi? Shunaqa bo'lishi mumkin, demak. O'zi g'ishtdan tuzilgan, g'ishlab chiqaradi. Bu ham o'zi oqsildan tuzilgan, yarim yoqsiz chiqaradi. Tushundinglarmi? Bo'ldi, ribosom haqida yuraman. Golji masalasi. Apparat golji. Bu ham o'p keldinglar, apparat golji deya? Ha? Nimadan tashkil topgan ekan? Menden hujayralar. Kitobni o'qilaring demayapman. Nimadan tashkil topgan ekan deyapti. Ha? Tufakchalar tashkil topgan. Mana tufakcha chizdim. Mana vakuola chizdim. Vakuoladan tashkil topgan ekan. Bo'ldimi aka? Nima? Kim aytadi? O'zi bu gruppaga dars o'tish kerak bo'lganmi? Nimadan tashkil topganimni aytib bera olmaysizmi? To'rtta mavzu bergan bo'lsam. Mahmud o'zi zamat bera olmaysizmi? Mana tufakcha, mana vakula. Yana nima deysiz? Ha, shu narsani aytish kerak-da. Tufakcha deyish kerak, vakula deyish kerak, yana nima ekan? Silliq membrana bilan chegaralangan, yassilashgan bo'shliqlardan tashkil topgan deyish kerak. Qiyinmi shunaqa? Shu narsani tashkil topgan, mana. Nechta ekan bular? Nima u? Nimani aytdim sizga? 5-10. 5-10dan nima son ekan? Tufakchadami, vakuoladami? Silliq membrana bilan chegaralangan bo'shliqlar. Ha, silliq membrana bilan chegaralangan bo'shliqlar soni 5-10. Tushundinglarmi?
Ana bu organoidin namı ne ki? Ne ki? Golgi. Ne güller yapıp getirdi günümüzü ya. Golgi matemaz. Golgi matemazının asıkası güdeyem olsa. Güdeyem olsa. Ne bazmatik turdan hasıl bölgen. Ne bazmatik turdan hasıl bölgen. Bu hasıl ne bazmatik turdan bölgen katliyim etse. Hasıl bölgen aksırlar, yağlar, uglevodlar. Sintez bo'lgan organik moddalar Golgi majmuasiga tashib kelinadi. Kim tashib keladi? Tashib keladi. Endoplazmatik tashib keladi o'zi sintez qilib. Golgi majmuasi nima qiladi? Kelgan mahsulotlarda hujayraning qaysi joyida nimadir yetishmayotgan bo'lsa, qishinga qarab turib, upakovka qilib, o'rab solib qo'yib chiqarib oladi. Upakovka qilib, o'rab chiqarib oladi. Bo'ldi. Uning ichida bu birikmalar, qaysi birikmalar? Organik birikmalar. O'zgarishlarga uchraydi va ajralishga tayyor. Shira sifatida o'ralib, kerakli joylarga uzatiladi. Tushunyapsizmi? Bu Golgi majmuasi upakovka qilingan zavod. Tushunyapsizmi? Siz hali multfilmni kilmadingiz-da, hali tushunmaysizmi? Tushunarliga bir tane o'ldiraman. Hozir juda ham dolzarb bo'lgan organoidga keldi. Juda ham dolzarb, ayniqsa qishki kunida dolzarb. Bunchi nimaga o'xshatsin aytamanmi hozir? Nimaga? Sizga o'chirmay qo'ygan joyim bor. Ondan beri değil. Elektrostansiye kılacaktım. Elektrostansiye o şeydi bir tane onu be. Çünkü kuvvet tök işler çıkardı. Bunu kuvveti atıyor değiller. Bana Golgi majmuası matematikte rahat koyarsalar bir şeyler mi yancı niye kucu arasını da yapıyorum. Yadır oluyor onunla bulur. Ben hiç bir şey çizip koydum. Şunlar ne yapsın lazer edeyim ama. Doğru mu? Bana yanımda keyin geldim. Ne kaçırken? Mito, ip, kondro, dona diyor. Mito kondro. Mito kondro yani şekilde her kalı bulur. Ayet geçiyor mu diyor. Elektrisyen senden bu şekilde kalktı da onu çöpte alır. Bu işçi gör. Anlarlar olur. Bunlar da şekilleri. Bu çıka simon. Yani sizdir simon. İç simon buluşum. Yumala buluşum. Yassı buluşum. Kattali giyen her kalı. 0,2 mikrometreden 15-20 mikrometre geçiyor buluşum. Uzunları 20 mikrometre bulur. Değil mi? Kanak uzun. İp simon. Şundiler mi? Mitokondri, hücayrali iki membranali organoid bu. Taşkısı sella buladı, içkisi burmali, kristaliydi batalar. Kristallar. Bak, iki membranali organoid. Mitokondri, hücayrali uzdan uzu köpeğe digan organoid. Çünkü onun membranalar ara boşluğu da, membranalar ara boşluğu da. DNK'sı, DNK'sı, RNK'sı ve ribosoması bulur. Ribosoması bulur. Yani uzun metabolizm sisteması gibi. Metabolizm sistemi deyken de uzun uzun yaratıcı sisteması gibi. RNK olsa, RNK olsa, ribosom olsa uzun uzun köpeydir olur. Virüstü metabolizm sisteması? Oksul. Yok, oksul dediği. Metabolizm sisteması yok. Beda hücayra tükür, evkorat hücayra tükür. Evkorat hücayranın organoidi ne metabolizm sisteması bu arada? Sün yapsın mı? Mitokondriyada şuna kadar uzun uzun yarat olacak ki. Buna kadar dolaşken eken. Membranalar ara boşluğa çalışken. Onun membranası da bundan taşkarı fermentler çalışken. Fermentler çalışken taş kristalli membranasının üst kısmında. Bu fermentlerde vazifesi enerji anlaşımını dışarıda. Enerji anlaşımını dışarıda. Enerji universal mandayı hisoblangan aktivni sintez qilish ishtirok etadi. Sintez qilish degani nima degani? Hosil qilishdi. To'k hosil qilish ishtirok etadi. Elektrisitet to'k hosil qilinadimi? Aslida nima ishtirok etadi? Fermentlar. Bu organoid. Tushunyapsizmi?
Aydın'a getirip var, bundan taşkara endoplazmatik torunin membranasından hem fermentler var. Endoplazmatik torunin membranasından hem fermentler var. Mitokondriya. Mitokondriya kulası kuvvet. Hası kubeyle. Şimdi gari, bu cahilerle ana şu hayati cereyanların için kuvvet kayırdan oladık ya bu cahilerle. Kaysar konu oydu. Elektrisiyetten. Bunu elektrisiyetin ne kadar ilerken? Mitokondriya diye ilerken. Hası kubeyle. Mitokondriya. Mitokondriya. Mitokondriya da şunu da yazıyor. Mitokondriya mesela kaysi organlarda ko'rdingan savol tug'iladi. Kaysi organda ko'rdingan savol tug'iladi. Masalan deyapti. Uchadigan qushlarda deyapti. Uchadigan qushlarda deyapti. Uchmaydigan qushlarga nisbatan ko'krak mushaklarida mitokondriya ko'krak mushaklarining hujayrasida mitokondriyasi ko'p bo'ladi. Nima uchun? Ular ko'krak mushaklari ko'p ishlaydi, to'g'rimi? Uchganda. Ana shunda mushuk mushaklarda mitokondriya juda ham ko'p kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki energiya ko'p ketadi, kerak bo'ladi. Ana shuning uchun bu hujayrasi mitokondriya ko'p bo'ladi. Kimda? Uchadigan qushda. Qaysi muskulida? Ko'krak muskulida. Nima uchun? Chunki energiya ko'p sarflanadi. Ana shu mitokondriyasi ko'p bo'ladi. Tushundingizmi? Yaxshi. Mitokondriya plastiklar o'simliklarda uchraydi. Vakuolen o'simlik uchraydigan organoid. Bularni keyin gaplashamiz. Hozir gaplashadigan organoidimiz rizosoma. Lizosomani ichi to'la ferment bo'ladi o'rtoqlar. Ko'rdingizmi? Nima ekan bu? Lizosoma. Lizo degani ertaman degani. Soma degani tana degani. Tana degani. Ya'ni erituvchi tana degani. Lizosomada 40 ga yaqin gidrolitik fermentlar bo'ladi. Hujayrani ichiga qaysi yo'l bilan kelishdan qat'iy nazar moddalar kelib hujayraning ichiga o'tdimi? Membrana orqali o'tdimi? Ular parchalanish kerak dastlab. Kim parchalaydi? Lizosoma parchalaydi. Ovqat hazm qilish tizimasi uchun lizosoma. Hujayraning ichida moddalarni hazm qilishini ta'minlaydi. Lizosoma metallarni, masalan, mashina ishlab chiqarish uchun dastlab metallarni olib kelib eritamiz. Eritib turib, keyin ma'lum bir shaklga kelasiz. To'g'rimi? Metallarni eritadigan zavodga o'xshaydi bizda. Ko'ryapsizmi, hamma zavodlar bor bizda. Biz bitta mashina ishlab chiqaramiz hozir, chapoq. Tushunyapsizmi? Hamma zavodlar. Qiyinmasmi-ka? Tasavvur qilish kerak. Hujayra markazi. Hujayra markazi. Hujayra markazi hujayraning markazida joylashgan. Hujayra markazi ya'ni yadroni oldida joylashgan. Mana hujayra. Hujayra markazi ikkita bir-biriga to'g'ri burchak hosil qilib joylashgan silindr shaklidagi sentriolalardan iborat bo'ladi. Mana. Bir-biriga to'g'ri burchak hosil qilib joylashgan ikkita silindr shaklidagi sentriolalar, ya'ni perpendikulyar joylashgan sentriolalardan iborat bo'ladi. Mana hujayra markazi. Hujayra markazining vazifasi hujayra bo'linayotganda bo'linish uchungini hosil qilish. Masalan, yadroni biz hokimiyat ko'rsatamiz. Hokimiyat hamma yo'q. Bu masalan shaharda ham yo'q, rivojlanib ketyapti-da, qarang-da. Rivojlangan shahar iloji yo'q, kerak bo'lsa ikkita shahar paydo bo'ladi, to'g'rimi? Kelishib, ikkita shahar qilishimiz. Hujayra ikkiga bo'linayotganda hujayra markazini ikki tarafga ajratib, hujayra markazini. Bo'linish uchug'ini hosil qilib, bo'linish hujayra markazini ip hosil qiladi. Bu mitotik ip deyiladi.
Videocu iyi bilme kaladı. Hakimiyetle ilgilerde hakimini bir taraf ki, hakim olmasanı bir tarafa tartıştırıp, kitap ucayarı. Ha, iki yapma böyle bir şey. Bunu hala yani yapmışlar mısın? Ben kadar düşünmüyorum. Şimdi ise, ucayarı merkezinin vazifesi düşünerli bir oldu. Bölünüşü uçuğunu fazla kılış, bu makyada ucayarının bölünmeye hak kendilerini cüleyen ki. Nereden taş kitap kendini dedik? İşte, sentriyoladan taş kitap kendini. Sentriyolarını biz, sentriyola, silindir şekilde gel, doğru mu? Köndeleyi kesip, köndeleyi kesip, köreğini çitlemeye gidiyor. Çitlemesi bu arada. Bana. Demek ki? Sentriyola. Körsek içinde 9 da bağlamı var eken. Her bir sentriyola. Bana bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da bağlamı var. Her bir bağlamda üstteden migrenece var eken. 9 kere 3, 27'de bitti sendiriyorlar. Neşte migrenece var eken? 27'de. Demek bitti hücreler neşte sendiriyorlar var eken? 2'de sendiriyorlar var eken. Bitti hücreler neşte migrenece var eken? 54. 27'nin 2 güvenlik. Şunu diler mi? Demek bitti hücrelerde 54'te migrenece var eken. Lakin ki, min afus bolsun ki, min afus bolsun ki, köprülük olsun bilmeler de, kimin bilir, suudlar da hücre merkezi bulmuyor. Lakin canlılık afuslanış ki, nasıl yok, hantik iyi yöntemi yok, bunlar da hücre merkezinden hücrelerin özden özü köpeği arkana vıktı da, özden özü köpeği. Birincisi kaçıydı? Vitamondur. Maksus fermentar merkezde amal geçiyordu hücrelerin bölünüş, yani hakimiyette acilatış. Bunlar bulmasa yani, hücre merkezi bulmasa yani. Şimdi kadar? Maksus bir yerde. Biz de son bana yapıldık. Sipesi de biliyorduk. Ortağlar sitoskelet, sito diyen var yani ki? Sitoskelet diyen, skelet diyen. Sitoskelet iki narsadan tashkil topgan yani bu hujayrani skeletdir. Sitoskelet ham xuddi shu endoplazmatik to'g'iga o'xshab bir tomoni yadroni tashkil membranasiga, ikkinchi tomoni esa sitoplazmatik membranani ichki tomoniga birikkan bo'ladi, ichki membranasiga birikkan bo'ladi. Sitoskelet bu ikki narsadan, birinchisi migranaycha, ikkinchisi miofibrillardan tashkil topgan bo'ladi. Migranaycha va miyofibrillerden taşıt alırken. Migranayca bu adam mı? Bu sitoskelet adamda tayanç hareketlenen sistemi az ki okşuyordu. Migranayca bu süyek ya, miyofibril yani aksiller, musküller okşuyordu. Sitoskelet ne kadar? Bir tamamen haka birken eken, sapazlas membranların içi de var ya birken eken. Bir tamamen içi, yadrolu taş membranası birken. Hücayranı tayanç elementi bu. Ne kadar yaptı? Birinciden hücayranın şekilini sakladı. Doğru mu? Zıçtıran. Doğru mu? İkinciden hücayranın içindeki bu yakışan sitoskeleti varken hücayranın içindeki organoidler beymalar bunun içinde hareketler ne oluyor? Trabültü ki joy bor. Beymalar da olmasa yok. Cihazı mı? Demek hücayranın şekilini saklayıp duradı. İkinciden organoidler de joyla özgürsün tahmin edemeyi. Üçüncüden hücayranın yan joyla özgürsün tahmin edemeyi. Demek ki sitoskelet iki tane zaten taşkı dokunan dedi ki birincisi mikronayet, ikincisi miyofibril yani aksıl. Aksıllar kısa karşısı olarak hücre cöğünüz yoktur şimdi. Bir kısa karşı olsun, hücre cöğünüz yoktur. Bu sitoskeletin yapılıyor. Hazır ki yapılırken organoidlarımız hücrelerin umumi, organoidlar hücrelerin organoidları iki kılı bulardı. Umumi organoidlar bulardı ve hususi organoidlar. Umumi organoidlar hammatrik organizmlerde uçuruyordu. Hususi organoidlar ayrı organizmlerde uçuruyordu. Nasıl bayanız ben gel? Sitoskelet. Hop. Bu cahilere kirletmelerle yapıp edeyim. Kirletmeler, kirletmelerin yani bu. Abdülaziz mıydı? Abdülaziz yok şey, ne kirletmeler?
Demek ki, kökmeler hücrelerinin hayat faaliyetinde yok fayda olur, yok yok kalıp duruyorken organoidler, bir şey organoidler aslında bunlar aslında. Bunlar kökmeler bilir. Yok fayda olur, yok yok olup duruyor. Ne borluğunu bilirsen onu da, ne yorluğunu bilirsen. Açayım belgeler koyayım, dur okul kökmeler olacak. Trofik yani azok kökmeler. Bir, ha? Sekreter. Yani garmon sekreter diyorlar. Pigment, mesela melanin. Pigment dediğin yanı sor. Ve dördüncüsü kaldık gibi buna. Kırıtmalar konuşur mümkün. Eşitemiz yani bu oldu. Doğru kılık olay geldi. Doğru mu? Trofik ozu kırıtma, sekreter, garmon, pigment kırıtma ve kaldık gibi buna doğru. Mesela 2015 kaçsı biz? Sigresiniz. Hipofiz bizim işe çıkaralıydı. Mesela bitti garmon, samata durup garmon. Garmon bu tabi etlendi mi? Oksır. Oksır. Oksır da bu cerenin kaç sarı gönü dışarı çıkaralıydı? Ribosom. Ribosom işe çıkaralıydı. Hipofiz bezindeki bu cerenlerindeki ribosom var. Samata durup garmonun işe çıkaralıydı. Ribosom var işe çıkaralıydı. Doğru. Bu garmon ribosomdan işe çıkaralıydı. Bu garmon işlep çıkaralıydı, çıkıp kaka varaldı, konca koyuldu. Bu hücrelerin hayatı kolladı, yok payda bulundu, yok yok alıp bırakandı, doğru mu? Doğru ki kaldan tırtmalar buluşurdu. Bu hücrelerin yakana kadar modda girip kolladı da, onu lize soğumaya parçalayamıyor falan. Gel, aynen aynen o halde çıkıyor. Şunu yazsak, bu kolda kirletme. Kirletme şunu anlayayım. Organı uyutmaz. Hücayranın mukum bir tarihiyle kısılmaz. Yok bende o bulup, yok yok alıp duralım. Şuna ne gel? Kırık da alalım şuna ne olsaydı? Dedim bana tasavvuk olayım da bana yani bu geçideki canavarlarla bir tasavvuk olaydı ki uzun bir ilacı olacağım. Mesela avukat modellerle kırdı karim. Kırdı. Birinci kaysa, neme götürüyordu? Lize olsun. Lize olsun. Bizde sonra parçalar belirtti mesela, oksijen cüradan oksijen parçalar belirtti. Parça, aynı ikisi tamam, yoğlarda, uluyorlar şimdi parçalar belirtti. Parça. Demek ya da mı? Tebrik ediyorum. Diyelim o endoplazma tutuluyordu. Endoplazma tutuluyor, sırlığı oksijen, yoğ, uluyor, sintez kılardı, donadarlı, oksijen, sintez kılardı. Sintez kılıp, gulcu matması yoklardı. Gulcu matması ufak kılıp, bu cüradan kereli cüradan çıkarıyorlardı. Buralarda hareket, buna kadar canlılar var için mitokondriye kuvvet verirdiler. Ha, yadro bunu bozkarıp duruyorlar. Böyle yapsana, hamması bir bütün sistemi sıfatlı işleyelim. Kızga kendi mi? Bu ne kadar joylarını yazdım, ne gitken de siz yedik bir soru belirtti. Arka, hücayla çekirken modda değil. Modda dedi. Arganoidler ölçüleş gitme getirdiği de belli değil. İnkör asıl da. Kitap yazmaya geldi, düşünmeye. Doğru mu bilgi? Eski kitapın üstü geldi, dur orasın. Bana eski kitap ölçü ya, bu fikirlerse çıkarken mi? İki yıl burun. Numaralarda test yapıyorum. Küçük ölçüde Müslüman. Müslüman, numaralar, havadar, numaralar, azar, azar inanır. Test yapıyorsan ne? Uz yaşma mı? Ne yine yaşıyor? Tesekir dizi mi dedi? İşte yok tesekir nazar dedi ama tamasha mı tutup bana ne? Test böyle yine otan mı dedi yine? Hala böyle test, hani o bocular hala yapıyor şey yaptı. Bu arada sıfat ne olur diyor. Kanak okutken, kanak okutken de okutup şurayı sonra. Bana okuş gereği özellik, burası ne yapıyorlar? Biz de o zaman mamamın kitaplarda okuyapmış ki, mamamın bu kitaplardan olur, mamamın eski kitaplarda, kate kate kitaplardan okuyapmış. Aşlarım yakışı iken okudu, rüzayet dedi yani. Bütün bir yerde yaptım. Zaten ne diken evde. Çünkü ben hala Abdül'ün sıfatlı tanışıp oldu, ben şimdi ne okuyorum ki. Yani şurada zaten ne diken evde. Bu kitaplarda öz gereği oldu eski kitaplarda. Aslında bu siz mamonu yakışı çoğunmaz, siz bu. Hacı yakışı çoğunmaz. Sizge anı kayıt yapıyorsunuz. Yedikte, altta yedikte kitap okuyun ya da. Bu oldu, aslında zor kutu yatıp koyun. Siz anlıyorsunuz. Burası da. İşte çıkışaydı bu. Sıda 29 kutu okuyun. Bilgiler kitap çıkışıydı. Doğası, bundan yana gidiyor işte çıkarıştı. Doğası, doğru mu? Hatta neyin akıllı şeyler. Hop.
Endi o'simliklarda uchraydigan organoidlar bulardan birinchisi plastidalar. Plastidalar o'simliklarda tillakoidlar tangachalardan tuzilgan bo'lar, plastidalar o'simliklarda uchraydi qolsa, masala plastidalar uch xil bo'ladi: xloroplastlar, xromoplastlar, leykoplastlar. Plastidalar birlamchi uglevodlarni sintez qilishda ishtirok etadi. Xloroplastlar yashil plastidalar to'g'rimi? Xlorofil donachalaridan tuzilgan bo'ladi. O'simlikning bargida yosh moddalarda bo'ladi. Shularligi o'simlik yashillanadi. Qayer? Bargi yosh moddalarda yashil. Xromoplastlar rangli plastidalar bo'ladi. O'simlik gultoji baytlarda bo'ladi. Turli xil organlarda turli xil ranglarda bo'ladi. Qo'ng'ir, qizg'ish va boshqa ranglar. Leykoplastlar oq rangda bo'ladi. Leykol, oq degan leykosit degan bo'ladi. Oq moddalar. Leko degani nima degani ekan? Oq degani. Leykoplastlar o'simlikning tugunagida, ildiz poyasida, piyoz boshida, zaxira oziq moddalarida to'playdi. Tushunyapsizmi? Masalan, glyukozadan kraxmalni hosil qiladi tugunagida. Kim? Leykoplastlar. Tushunarlimi? Uchqur plastlar. Vakuolar. Hayvon hujayrasida ham vakuolar bor ekan, vakuolar bu organoid emas ekan. Vakuolar shunchaki bir fakti ekan. Shundaylar-a? Sharchi. Lekin o'simlik hujayrasi vakuola degan alohida organoid bor. Organoid bor. Vakuolaning vazifasi hujayralarni turg'orligini ta'minlab turadi. Ya'ni hujayralarning tarangligini ta'minlab turadi. Vakuolaning tarkibida vakuola shirasi tarkibida. Vakuola shirasi degani shirinlik emas. Ya'ni nima degani shirasi degani ana shu tarkibi degani. Vakuola shirasi tarkibida organik moddalar bo'ladi va tuz bo'ladi. Yaxshi ham tuz bor, uni turg'orligi nima ta'minlaydi? Tuz ta'minlaydi. Vakuola ham endoplazmatik to'rning olak membranalaridan hosil bo'ladi. Chunki qayerdandir hosil bo'lishi kerak-ku. Masalan, lizosoma ham aytayapti. Hujayralarni endoplazmatik to'rdan deyapti. To'g'ridan-to'g'ri endoplazmatik to'rdan yoki Golgi majmuasidan hosil bo'ladi. Ya'ni upagovkasiz yo endoplazmatik to'rdan yo bir upagovkadan chiqadi. Kim? Lizosoma. Xuddi shunday vakuola ham endoplazmatik to'rda havo membranasidan hosil bo'ladi. Chunki qaysidir zavodda ham kimlardir qaysi zavod ishtirokida quriladimi? Shunaqa-da endi. Tushunyapsizmi? Demak, o'simlikning mustahkamligini vakuola ta'minlaydi va bundan tashqari o'simlikka tan beradi vakuola. Uni shirasi tarkibida organik moddalar bor. Olmaning esa shirin bo'lsa, kim ta'minlaydi? Vakuola. Organoidlar va nihoyat tamom. Tushunarli bo'lyaptimi ish qilib? Bundan oshib ketgan yo'lga yo'l qo'ydim. Bu ham doira. Mana bu. Bundan ham tamom deb bo'lsa, bundan ham yaxshi bo'lar edi. Yadro. Yadro bilan gaplashamiz o'rtoqlar. Iloji yo'q, shu bilan ishni gaplashamiz. Quyosh chiqyapti. Qancha quyosh chiqyapti? Yadroni gaplashmasa bo'lmaydi. Yadro aytdik, bu hokimiyat. Ya hokimiyat bor, mana jarayonlar bo'lyapti. Buyruq bo'lmasa berdi ish qancha ham bo'lmaydi. Elektrisizda ishlamaydi. To'g'rimi? Rizlar o'tam, qo'l bo'lib o'tam. Anteksab, sensiz ishlamaydi. To'g'rimi? Umumiyanda yadro yadro irsiy axborot saqlaydi. Ya'ni nasldan naslga o'tkazadi irsiy axborot. Ikkinchi vazifasi hujayradagi barcha fiziologik jarayonlarni idora qiladi. Moddalar almashinuvi bilan hammasi idora qiladi. Boshqaradi. Hokimiyat deyapmiz-ku. To'g'ri? Demak, yadroning ikkita vazifasi bor ekan. Yadro hujayralarining ikki membranali tarkibiy qismi organoid emas. Tarkibiy qism. Ikki membranali. Yadroda tarkibiy qismi to'rtta tarkibiy qism bor. Yadroni o'rab turgan yadro qobig. Ya'ni kariolemma deyiladi. Mana ostasida qobig'i plazmolemma deyiladi. Plazmo nima? Suyuq. Lemma qobig. Demak, yadro qobig'i kariolemma deyiladi. Plazmasi membranada plazmolemma deyiladi. Demak, kariolemma, karioplazma, kario degani yadro degani. Tushundingizmi?
karyoplazma olsa ne oladı? Yadroda suyu oluyor. Sitoplazma olsa hücrelerin suyu oluyor. Demek yadro kabuğu, yadro şırası suyu oluyor. Farklı olur. Bunu değil, o koyar. Dördüm kadar koyar. Хроматин, yoki xromosoma. Xromosoma deb o'ylaylik. Xromosoma va yadrochadan iborat. To'rtta narsa bo'lsin. Mana xromosoma. Endi xromosoma deb gapdi bu mana yadrocha. Yadrocha, yadrocha degan o'ziga yadroda organoid yo'q. Hozir bu nimagaligini ham aytib beraman. Mana u yadrochalar bo'ladi keyin. Yadrocha bo'lmaydi, yadrochalar. Çünkü bu az, mal azında başlayıp bayan, yadrocu öz aslında. Sintez böyle yapıyor, ribosoma, ribosoma RNA yadrocu değil mi? Şunu yapsın, mikroskopta görsek, ne kadar tok boyayan hal, yapar başlayıp bayan, yapar böyle. Mikroskopta karadığın müzik, yadrocu ne kadar tok boyarak durar. Yani ne var? DNA'dan sintez böyle yapıyor, ribosoma RNA'da, ribosoma RNA, RNA yadrocu sintez böyle dedi ki doğru. Tuğ boyanıp görürler. Kim bunu biz yadır olacağı yani yuvarlarımız. Özü hücrelerine kaysızdır, hayatının kaysızdır faydalı yadır olacağı yukarı. Bir tane hücreler bölünün yani. Üç top balık tabi gibi kısmı. Şunu yazsana. Başla bir birinci demek tarihleyin mi? Yadır o kapı mı? O bunu aldım bilersen yapı veremez oldu mu? Kramasyon falan hakkında yapı veremez oldu. Üzerindeki hama yaptıysan bir salıkta asık ettirdi asın boşanın. Zerisizlerine bile acıyor. İçimde var ya, içimde hastalara acıyor. Adamın samatik kadar hücrelerse neşe kromosomdur lan? 46. 46 kromosom. Cinsi hücrelerde bu 23'tür lan. Oku diler mi? Şimdi şu 46'da yani 23. kromosomdan 23. cürt kromosomu cinsike bağlı kromosomu diler. Yani 44'tası autosomu kromosomu cinsike bağlı bulmayan. Bir cüf, iki tanesi cinsiye bağlı boyun kromosom. Yani cinsiye kromosom. Şuna ligi. Hani, 46'da kromosomu bulaydı, yazık bir deyip ben. Biz bir gün köp edilelim olabildi, doğru mu? Çünkü tam yolu yapmayalımız. 46'da kromosom var, bu ise, şundan 44 tanesi, hani kromosom var? Autosom var. İki tanesi cinsiye kromosom. Cinsi kromosom. Endi şu 23'te kaç hücrelerde? Cinsi hücrelerde. Spermatozoid tüm hücrelerde. Doğru mu? Şu 23'te bu ise şundan endi. 22 tanesi autosoma kromosom. Bittası cinsi kromosom. Cinsi hücrelerde cinsi kromosom ne işte? 23'te. Cinsi hücrelerde autosoma kromosomu ne işte? 22'de cinsi hücrelerde cinsiye bağlı olan kromosomu ne işte? Kedemizde. Farkı yedi var ya, üyü var ya, eşitirler bunu. Kata kata eşitirler oldu. Tekrar alıyorum. Maşık seyirler, köpüren maşık seyirler de kolay.